Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin. Evinizde bet bereket eksik etmesin. Rabbim inşallah cümlenize sağlık versin. Rabbimin bereketi, selamı üzerinize olsun inşallah. Bugün size mevsimlik gerek, yani yazlık gerek, mevsimlik gerek başlayacağız. Bütün bir şekilde yapacağız hanımlar. Koltuk altından bu göğüs üstünden yukarısını, ayrımlarını hepsini Allah'ın izniyle videosunu çekeceğim. Ama bütün olarak ön ve arkaları bütün olarak yapacağız hanımlar. Şöyle ben modelimi yaptım. Bakın şu şekilde hanımlar. Alize ipimden, kottondan şu şekilde yaptım. Bakın harika bir model. Hem çok kolay gidiyor hem de hiç insanı sıkmıyor. Modeli yaparken ben bu şekilde hemen size mezureyle de ölçüsünü vereyim. Bu beden 40 bedene kadar olur hanımlar. 40-42 bedene kadar olur. Şu şekilde bakın. Ben mezuremle ölçüyorum. 40 ve 42 bedene kadar. Bakın şu şekilde mezuremle ölçtüm. Tam 106 basen. Basen olarak 106 santim yaptım hanımlar. Tabi bunun ayrıyetten anlatımını başka ipte üzerinden aynı gene markamız, rengimiz hepsi aynı. Onun üzerinden modeli çıkartacağım ve şuralarını da tekrar size yapımını anlatacağım. İnşallah bir diğerki videolarımızda da kol kesimlerini anlatacağım. Koltuk altı kesimlerini anlatacağım. Bunu yenek yapacağız hanımlar. Süslemesini falan her şeyini en son videomuzda yapacağız. Süslemesine falan harika bir yelek olacak hanımlar. Çeyizlik de yapabilirsiniz. Hırka da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Zevkli ve meşhur izlenen bir model. Şu şekilde bakın hanımlar. Zincir İpimi sabitledim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Zincir sayısını ben santimetre santimine göre çektim hanımlar. Santiminizi ölçün. Basen santiminizi basen santiminize göre şey yapın. Zincir çekin. Ben o şekilde ayarladım. Şu kadar bir şekil. Hemen bu kadar yeterli hanımlar. Model çıkartacağız. Ben nasıl olsa santimini verdim. Bakın bütün örmek için 3 zincir çekiyorum. Kenardan şuradan 4.'ye batıyorum hanımlar. Ve ikili trabzan yapıyorum. Buraya bütün ördüğümüz için önlerden lastik yapacağız şu şekilde. Ben ilk sırada lastik koymayı unutmuşum. İkinci sırada koydum. Siz ilk sıradan koyabilirsiniz. İsterseniz 7'li lastik yaparsınız. İster 10'lu lastik yaparsınız. O size kalmış bir şey. Burasını yani ön kısmını 2, 4, 6 2, 4, 5 tane koyalım şimdilik. Bir zincir çektim hanımlar. Başına doladım. Bir yuva atladım ikinciye. Bir zincir atlıyorum ve ikinciye batıyorum hanımlar. Şu şekilde. Tığım birazcık kalın geldi ama kalın tığla daha güzel oldu. Bakın. Bir kere de çıktım. Bir zincir çektim. Bir yuva atladım. İkinciye battım. Hemen bir kere çıktım. Bir zincir çektim. İkinciye atladım. Bir kere de çıktım. Bir zincir. Bir yuva atladım. İkinciye battım. Bir kere de çıktım. Yani bu çakma trabzan hanımlar. Çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tamamını başka da çakma trabzan olacak. Bir sıramız bu şekilde gidiyor hanımlar. Tamamı çok kolay ve zevkli bir model hanımlar. Örerken hiç sıkılmayacağınızı temin edebilirim. Bir tane daha yapalım ve kenar lastiğimizi koyalım. Bütün ördüğümüz için. Şu şekilde ben
Düşünün işte burası hem ve hem arka için, ön arka için. Ben modelimi anlatıyorum sadece. Siz basen, dediğim gibi basenize göre başlayın. 1 2 3 zincir çektim hanımlar. Hemen arka yönünü döndüm. Bakın şu şekilde. İkinci trabzanımı tekrar trabzan yapıyorum. İkili trabzan hanımlar. İkili trabzan. İkili trabzan. Bakın şimdi modelimizi koyacağımız yere geldik. Bir zincir çektim hanımlar. Bakın şurayı detaylıca anlatayım. Biraz ışığımı ona doğru getireyim. Bak bir zincir çektim. Başına doladım. Şu boşlukta şu şekilde yap. Bu böyle aldım. Hiç başına dolamadan diğer kıyvamızdan alıp üçünü bir çekiyorum bakın. Sonra ikisini bir çekiyorum. Bakın hanımlar. Bir zincir çektim. Başına doladım. Aynı şu battığım boşluğun içerisine bir tane daha batıp alıyorum. Tekrar öbür yuvadan alıyorum. Tığımı doluyorum. Ve üçünü bir çıktım. İkisini bir çıktım. Bakın. Başına doladım. Şu batmış olduğum yuvanın içerisine battım ve çektim. Öbür yuvadan sıradaki yuvadan aldım ve çektim. Üçünü bir çıktım. İkisini bir çıktım. Bir zincir çektim hanımlar. Buraya zincir çekmedik mi? Hemen bir zincir çekerek başına doladım. Karşıdan aldım ve kapadım. Bir zincir çektim. Başına doladım. Aynı yuvanın içerisinden bakın. Karşı yuvadan üçünü bir kapadım. İkisini bir kapadım. Bir zincir çektim. Burada tinimi çektim. Öbür yuvadan aldım. Üçünü bir, ikisini bir kapadım. Detaylıca anlatıyorum ki aklınıza yatsın diye. Çok kolay, zevkli bir model hanımlar. Yeleği de muhteşem olacak. Çünkü yeleğin süslemesini farklı yapacağım. Muhteşem. Tam istediğiniz tarzda bir yelek olacak hanımlar. Başına doladım. Bir zincir çektim. Başına doladım. Çektim. Karşıdan bir yuva aldım. Çektim. Bir zincir aldım. Çektim. Başına bir zincir çektim. Başına doladım. Hemen battım. Yuvadan aldım. Pardon. Battım. Yuvadan aldım. Karşı yuvadan aldım. Üçünü bir, ikisini bir kapadım. Bir zincir çektim. Hemen lastik trabzanıma geçtim. Yani yelek normal bile parça parça yelek yapmak isterseniz bile 3 parçadan bu trabzanları ön tarafta yapacaksınız. Arkada yapmanıza gerek yok. İki tarafta model olarak yapabilirsiniz hanımlar. Zincirin dibine zincire de battım bakın. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim buraya. Başına doladım. Hemen ikinci trabzanıma battım. Buraya 4 tane zincir çekmem sebebi üst başı batacağız çünkü. Tekrar burada 5 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şimdi hanımlar tekrar bir zincir çektim. Başına doladım. Bakın. Başına doladım. Şuradaki yapmış olduğum modelin üstüne çakma trabzan yapıyorum. Bakın. Başına bir zincir çektim. Başına doladım. Çakma trabzan. Üçünü bir çıkartıyorum. Başına doladım. Bir zincir çektim. Üçünü bir çıkarttım. Bir zincir. Başına doladım. Tekrar üçünü bir çıkarttım. Daha da kalın şiş tığ kullanabilirsiniz. Siz hangi tığla rahat ederseniz o şekilde yapın. Tığ numarası çok önemli değil. Alize'nin bu pamuklu ipi hanımlar. Bunu söyleyeyim. Yün değil, pamuklu. Baharlık, yeleklik bu ipler hanımlar. Kaşındırmayan, alerji yapmayan bir ip.
Bakın şimdi şuradan bir zincir çektim. Şimdi trabzanlarımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımı ikili, ikili, ikili ve ikili olarak trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. Hemen ikinci trabzanıma batıyorum. Bakın tekrar modelimizin ön yüzüne geldik. Şimdi tam net anlayacaksınız hanımlar. Bir zincir çektim bakın. Hemen başına doladım. Bakın tinimi aldım. İkinci yuvadan da aldım. İkisini bir, üçünü bir, ikisini bir kapadım. Başına zincirimi çektim. Aynı battığım yuvadan aldım. Öbür yuvadan da aldım. Üçünü bir, ikisini bir kapadım. Bir zincir başına doladım. Aynı yuvanın içerisinden karşı yuvadan alarak üçünü bir, ikisini bir kapadım. Aynı yuvadan karşı yuvadan alarak üçünü bir, ikisini bir kapadım. Bir zincir. Bu şekilde hanımlar, güzel zevkli bir model. Hemen aynı yuvadan, karşı yuvadan alıp üçünü bir, ikisini bir kapadım. Bakın şu şekilde hanımlar. Bir zincir, bir zincir, tekrar başına doladım. Aynı yuvanın içerisinden karşı yuvadan alarak üçünü bir, ikisini bir kapadım. Çok zevkli bir model hanımlar. Çok güzel bir model. Hırkalara, bebek battaniyelerine, hepsine gidecek bir model. Burayı yanlış yaptım. Konuşurken başına doladım. Çekmeyeceğiz. Hemen başına dolamadan karşıdan alıyorum. Üçünü bir, ikisini bir kapadım. Bir zincir. Başına doladım. Aldım. Karşı yuvadan aldım. Üçünü bir, ikisini bir kapadım. Bakın. Bir zincir. Şu şekilde bakın. Battım yuvadan aldım. Karşı yuvadan aldım. Üçünü bir, ikisini bir kapadım. Bir zincir çekiyorum. Hemen trabzanlarıma geçiyorum hanımlar. Çok zevkli bir model. Ben çok beğendim yaparken. Bir, iki, üç, dört. Bakın. Dört tane, üç, dört tane çekince biraz yuva oluştu. Üç tane çekelim hanımlar. Delik oluşmasın. Buraları oya yapacağız. Gerçi onları kapatırız zaten. Çünkü işlemeleri var. Çok dediğim gibi harika bir yeleğimiz olacak. Bir zincir çektim. Başına doladım. Bakın trabzanların tepesinden. Çakma trabzan. Bir zincir çektim. Başına doladım. Çakma trabzan. Bir kere de çıkıyorum. Bir zincir. Başına doladım. Karşıdaki sıradaki trabzandan bir kere de çıktım. Bir zincir çektim. Başına doladım. Hemen sıradaki trabzanıma battım. Başına doladım. Sıradaki trabzanıma battım. Bir zincir. Başına doladım. Sıradaki trabzanıma battım. Bir kere de çıktım. Gördüğünüz gibi hala örmeye devam ediyorum. Çok kolay ve güzel bir model olduğu için anlar. Bakın hemen karşıya geldim. Karşıdan trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bütün arka ön olarak hanımlar. Allah'ın izniyle 3-4 güne biter yeleğimiz ama önce sarı ayçiçeğimizi yapmamız gerekiyor. Matiflerini yetiştiremediğim için ondan dolayı bu videoyu da çektim. Başlamış da oldu 40 yeleğimizi. Bakın anlar bu şekilde model çok güzel, harika bir model. Yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. İnşallah Allah'ın izniyle bu hırkamızı yapacağız. Pardon, yeleğimizi yapacağız. Hırka da yapabilirsiniz. Yelek de size kalmış bir şey. Şimdilik anlar videomuzu sonlandıralım.
Allah'ın izniyle hep beraber bunu yapım aşamasında yapacağım, anlatacağım büyükler için ve diğerki günlerimde bir de gençler için ayrıyetten yelek anlatımım kısa olacak bilginize. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın hanımlar. Hoşça kalın. Ne diyordum? Kısa fişin elemeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.